Efendim ben Murat Özdeniz, Sağlık Müdürlüğü Basın ve İletişim Biriminde görev yapıyorum. Şükürler olsun hani bu süreci bir şekilde atlattım. Daha önce sizinle zaten hastanede yattığım dönem içerisinde röportaj yapmıştık. Şunu söylemek istiyorum ki süreç hiç de hafife alınacak bir süreç değil. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Yaklaşık bir ay önceydi. Çeşitli ağrılar hissetmeye başlamıştım. Derhal PCR testi yaptırdım. Ve PCR testi sonucu COVID pozitif olduğu görüldü. Ve 3 gün kadar ilk tedavim başlamıştı. Evde tedavi oluyordum. Fakat sonra durumumun ağırlaşması üzerine Kayseri Şehir Hastanesi'ne yönlendirdiler ve 14-15 gün kadar da Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüm. Süreç kişilerde çok farklı seyrediyor. Kimisi çok rahat atlatabiliyor. Benimkisi birazcık bu noktada ağır olmuştu. Fakat özellikle Kayseri Şehir Hastanesi hekim ve çalışanlarının büyük yardım ve destekleriyle Allah'a şükürler olsun ki bu süreci atlatabildim. Hangi sıkıntılar vardı derseniz, kas ve iskelet sistemimde ciddi ağrılar olmuştu. Öksürük, nefes almada problem yaşıyordum. Burun kanamalarım oldu, hıçkırık oldu. Başta şehir hastanesi yönetimi olmak üzere hekimler, hemşire arkadaşlarım, bütün hastane personelinin yakın ilgi ve alakasıyla şükürler olsun ki çok daha iyiyim. Fakat yaklaşık bir ay sürdü. Hala da tam anlamıyla eski sağlığıma kavuştum diyemem. Çünkü yorgunluklar olabiliyor. Eskiye nazaran çok daha kısa mesafelerde yorgunluk yaşayabiliyorsunuz. Bunları da şunun için söylüyorum. Kimi vatandaşlarımızın ne yazık ki efendim işte bana bir şey olmaz, ben çok rahat atlatırım düşüncesi söz konusu. Böyle değil. Hakikat böyle değil. Çünkü henüz bilinmeyen bir virüsle karşı karşıyayız. Tam olarak çözülemeyen, anlaşılmayan bir virüsle karşı karşıyayız. Kimde ne etki yapacağı hiçbir zaman belli olmuyor. Bu yüzden şu an röportaj yapıyoruz diye ben maskemi sizleri de rahatsız etmesin, rahat konuştuklarım anlaşılsın diye çıkarttım ama maske her an yanımızda. İlk günden beri zaten bakanlığımız özellikle bunun altını çiziyor. İlde de İl Sağlık Müdürümüz, Sayın Valimiz başta olmak üzere hep zaten bu durumdan bahsediliyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak inşallah bu hastalıktan bizi mümkün olduğunca uzak tutacaktır diye düşünüyorum. Peki bu süreçten sonra dışarıda gördüğünüz zaman insanları uyarıyor musunuz? İnsanların bu hastalıkla alakalı size tepkilerini oluyor? Şöyle, ilk günden beri aslında ben hemen hemen tüm dostlarımı uyarıyordum. Hem yüz yüze hem de sosyal medya üzerinden birçok paylaşım yapıyordum. Lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım diye. Sayın İl Sağlık Müdürümüz Doçent Doktor Ali Ramazan Benli önderliğinde de denetlemelerimiz oluyordu zaten. İl Sağlık Müdürümüz de bu denetlemelere bizzat bizler de mümkün mertebe katılıyor. Kendilerini takip ediyorduk. Orada da sürekli vatandaşlarımıza bu konunun ne kadar önemli olduğu ve ne kadar hassas olduğu noktasında da uyarılarımız oluyordu. Bugün hala aynı şekilde devam ediyorum. Birazcık daha aslında bu format değişmiş oldu. Çünkü artık bizzat bu hastalığı yaşayan ve bunun içerisinde olan biri olarak inanın çok kaygılanıyorum. Sadece yakın dostlarım, ailem ve arkadaşlarım için değil, herkes için çok kaygılanıyorum. Hani bir laf vardır, Allah hiç kimsenin başına vermesin diye. Bu süreçte inanın bunu kaç kere ben de düşündüm. Hiç kimsenin başına vermesin. Çünkü çok da ağır vakalar için söylüyorum. Katlanılacak bir şey değil demek de istemiyorum. Hani kimseyi de bu noktada korkutmak değil amacım ama bu hastalığın ne kadar ciddi olduğu noktasında altını çizmek için söylüyorum bunu. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü çok ciddi bir hastalıkla karşı karşıyasınız. Bir kez daha söyleyeceğim. Maske, mesafe ve temizlik.